Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Çok pratik ve bir o kadar da lezzetli bir tarifle sizlerleyim. 1 litre sütün bir kısmını tencereye alıyorum. 3 yemek kaşığı un ve 2 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. 2,5 ya da 2 yemek kaşığı kadar kakao kullanıyorum. Bunları şöyle bir çırpıyorum. Üzerine 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Sütün devamında ekleyerek ocağın üstüne alıyorum. Muhallebi gibi pişiriyorum. Toplamda 1 litre süt kullandım. Pişen muhallebinin içine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 paket çikolata ekliyorum. Muhallebimizin sıcağıyla çikolata ve tereyağının erimesini sağlıyoruz. Şimdi bisküvileri birlikte buluşturma zamanı. Bisküvileri bir sıra dizdim. Tepsinin altına dizdim ve 2 kepçe kadar çikolatalı muhallebiden ekliyorum üzerine. Bu şekilde muhallebiyi bisküvilerin her yerine gelecek şekilde yayıyoruz. Bir kat daha bisküvi diziyoruz. Dilerseniz bu işlemi sadece tepside de yapabilirsiniz. Bu şekilde pasta sabitleyici kullanmanıza gerek kalmayabilir. Biraz farklılık katmasını isterseniz de böyle deneyebilirsiniz. Tam ölçülü güzel bir tariftir. Bisküvinin ikinci katını, muhallebinin de ikinci katını şu an kullanıyorum. Kat kat oldukça güzel bir pasta oluyor. Muhallebin zaten lezzeti inanılmaz güzel oluyor. İçine çikolata eklediğimizden dolayı çok güzel oluyor. Tekrar biz bir kat daha bisküvi diziyoruz. Tekrar iki kepçe kadar tekrar çikolatalı muhallebiden ekliyorum. Bisküvilerin her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Bisküvileri ekstradan sütle ya da başka bir şeyle satmanıza gerek yok. Muhallebinin sıcağıyla zaten ince olduğundan dolayı gayet güzel bir şekilde yumuşuyor. Şimdi son katı yapalım. Oldukça yüksek, çok şık, çok tatlı bir pasta oluyor. Pastanızın dilerseniz etrafını farklı bir şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi birazdan bahsedeceğim. Kalan muhallebinin hepsini şimdi bisküvilerin üzerine döküp düzlüyorum. Başka bir kat çekmeyeceğiz çünkü 4 kat yeterli. Onu dolaba koydum soğuması için. Şimdi bir çay bardağı sütün içine yarım paket krem şanti ekliyorum. Çırpıyorum ve kahvaltılık çikolata var bu şekilde elimde. 1 yemek kaşığı kadar. 1,5 da kullanabilirsiniz. Bunları da çırpıyorum. Hafif böyle bakın latte rengine geldi krem şanti. Çok güzel ve lezzeti de güzel oldu. Bunu soğumuş olan pastamızın üzerine sürüyoruz. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz şanti. Görüntüsü güzel oluyor ama tavsiye ederim sürmenizi. Lezzetinde de güzel bir fark yaratıyor. Bu şekilde bunu şimdi soğuması için dolaba kaldıracağım. Düzenledikten sonra üzerini. Yaklaşık 3-4 ya da 2-3 saat sonra servise hazır hale gelecektir. Evet, pastamızı şimdi etrafına şu şekilde bıçakla geçiyorum. Yapışan muhallebiler varsa onlar pasta çemberinden sıyrılsın istiyorum. Çemberi çıkarıyorum ve pastamı dilimleyerek şimdi sunuma alıyorum. 9 parçaya böldüm ben. Birazca ufak dilimleyerek isterseniz daha büyük dilimler çıkarabilirsiniz. Üzerine bu şekilde renkli pirinç patlakları kullandım. Pastanın rengiyle de uyumlu olduğu açıkçası çok da yakıştı. Ve file badem kullandım. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Kahve de yakışacaktır eminim bunun üzerine. Kahveyle de servis yapabilirsiniz. Kahve ve kakao eleyebilirsiniz tiramisu'da yaptığımız gibi. Şimdi bunu servis tabağına alalım.
Çok güzel, pratik ve çok lezzetli bir tarif oldu. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı ve yorum bırakmanızı rica edeceğim. Yüklediğim tüm videolardan anında haberdar olmak için bildirim tuşunu açmanızı rica edeceğim. Yepyeni tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.